Bir otomobil 300 kilometrelik bir yolu saatte 60 kilometre hızla almıştır. Aynı yolu bir saat geç gitmek için tabii ki şimdi 360 60 böylece 5 saatte gider. 6 saatte alması için 300 eşittir 5 çarpı V yani V'nin kaç olması lazım? 50. 60'dan 50'ye 10 saat azalmalı. Şey 10 kilometre azalmalı. Burası arkadaşlar kapatılması gereken mesafe x olsun. x eşittir 100 eksi 80 Çarpı t. Dolayısıyla x buradan ne oldu? 20 t. Bunu normal hep formülle yapıyorduk değil mi? Aralarındaki mesafe eşittir. Hızlar farkı çarpı t. Şimdi burası 20 t. t sürede bu mesafe kapandığına göre b'den çıkan 80'lik araç ne kadar yol aldı? 80 t. Gördüğünüz gibi ab'nin BC'ye oranı 20 t bölü 80 t'den 1 bölü 4 oldu b şıkkı. Şöyle yapmalısınız. Şimdi bir tren olsun arkadaşlar. Bu tren bir tünelden girecek. Tünele girdiği andaki şu başlangıçtaki baş kısmından çıktıktan sonra yine baş kısmına kadar almanız lazım. Her zaman böyledir. Eğer buradan başlıyorsan buraya kadar olunuz uzaklık alınır. Dolayısıyla 2800 yani 2.8 kilometre burası arkadaşlar x kilometre 2.8 artı x bölü hızı 40. Saatteki hızına bakıyoruz bakın formüllere ve birimlere dikkat. Bu yüzden 6 dakika değil 6 bölü 60 saat yapacağız bunu. Böylece bunlar sadeleşsin. Bunlar da sadeleşsin arkadaşlar. 2.8 artı x eşittir 4'ten x 1.2 geldi. 1200 metre oldu A şıkkı. Burada şunu düşünmek lazım. 1 bölü 10'luk kısım 9 bölü 10'luk kısım. Şimdi 1 bölü 10'luk kısmı v sa hızla T saatte alırsa peki 1 bölü 10'luk kısmı 9V hızla kaç saatte alır? T bölü 9 doğru mu? Ters orantılı çünkü zamanla hız. Haliyle 1 bölü 10'u T bölü 9 zamanda alıyorsa 9 bölü 10 ne kadar zamanda alacak? 9 ile çarp T kadar sürede. Yani burayı da T kadar sürede alıyor 9V hızıyla. 2T eşittir 4 saat. T bakın buradan ne oldu? 2 saat arkadaşlar. Buna göre şunu söyleyebiliriz artık. 9 bölü 10'luk kısmını 4 saatte pardon 2 saatte gitti sabit hızla. Bu son kalan 1 bölü 5'lik kısmını ne kadar saatte gider? Dolayısıyla 1 bölü 5 çarpı 2 bölü 9 bölü 10 sadeleştirirsek şunları 2 oldu arkadaşlar. Böylece 4 bölü 9 saat D şıkkı oldu. Neden şöyle demedim? Yolun tamamını 4 saatte 1 bölü 5'ini bu kadar da bunu derseniz büyük hata neden yolun tamamını aynı hızla gitmiyor 1 bölü 10'luk kısmını farklı hızla 9 bölü 10'luk kısmını farklı hızla ve son kısma 9 bölü 10'luk kısım ve 1 bölü 5'lik kısım aynı hıza sahip olduğu için böyle yaptım. Normalde planladığı saat T saat olsun arkadaşlar. 80 kilometrelik hızla giderse T eksi pardon T artı 5 bölü 60 bakın saat yaptım onu birimler önemli. Aynı yol arkadaşlar sonuçta bu yol 100 kilometrelik bir hızla giderse normal alması gereken zamandan 20 bölü 60 saat daha erken varıyor. Dolayısıyla bunları sadeleştiririm 4, 5 böylece 4T artı 1 bölü 3 eşittir buradan 5T eksi 5 bölü 3 yaptı. 6 bölü 3 eşittir arkadaşlar T oldu. T buradan 2'ymiş. Normalde B kentine gitmesi gereken süre neymiş arkadaşlar? 2 saat 120 dakika demek ki. Bilinenlerden bir hareket edelim. Birincisi 1 bölü 3'lük parçalara ayırdığımız zaman bakın 1 bölü 3, 2 bölü 3 burası da tamamen 3 bölü 3 işte. Ee, burada bir 20 dakika mola veriyor. Burada 20 dakika mola veriyor. B'ye de dahil 20 dakika mola veriyor. Yani 1 saat aslında bu hareket etmiyor arkadaşlar. Böylece o birazdan o 1 saati kullanacağız. Sonra ne söyleyeceğiz burada arkadaşlar? İkincisi hareket ettiği zaman ona engelleyen bir şey yok. 200 kilometre sonra A'ya yakalanıyor değil mi? Peki 200 kilometre gittiğine göre hızı da 40 olduğuna göre kaç saat yol almış? 5 saat yol almış. Bakın B'den çıkan 5 saat yol aldığına göre A'dan çıkan 5-1'den ne kadar yol almış oldu? 4 saat. 60 çarpı 4'ten ne kadar yol alır? 240 kilometre. E haliyle bu 240 kilometre yol aldığında B'ye geldi ve bunu yakaladı. Demek ki arada buradaki D diyelim hatta buraya. BD arası 200 olduğuna göre 240 yol alması için AB arasında da 40 kilometre yol alacak. Böyle güzel bir soru. Saniyede 16 megabayt yüklendiğine göre 64 saniyede arkadaşlar bu kadar yüklenir değil mi? Ve bu ne kadarı yüklenmiş? %60'ı yüklenmiş. Bilmiyoruz hafızasını. X çarpı 60 bölü 100 buna eşit. Şimdi 60 e, kaça bölelim? Burada 4'e bölelim 15 4'e bölelim 16 5'e bölelim 3. E, burada da arkadaşlar 5'e bölelim 20 Dolayısıyla x buradan ne geldi? 16 çarpı 16 çarpı 20 bölü 3. Bu arada bu şu an megabyte, benden gigabyte'ı istiyor. Yani ne yapacağız 1024'e böleceğiz. Burada da şöyle 16 çarpı 16 256'dır. 1024 256'nın 4 katı arkadaşlar. Sonra bunları da sadeleştirdiğimiz zaman 5. Demek ki 5 bölü 3 GB'mış D şıkkı. Sorunun önce basit kısmı. Burada arkadaşlar 15 metre. Burası da 15 metre yarısı olduğu için bu saniyede 3 metre ilerliyor. Bu 2 ilerliyor. Sol taraf hızlı tükenir. O yüzden 15 bölü 3'ten 5. saniyede buraya gelir. 5. saniyede sağ taraftaki ne yapar? Buradan 2 çarpı 5'ten 10 metreyi böyle tüketir. Kaldı şu aradaki mesafe yani 5 metrelik kısım. Artık bakın burada 5 metrelik kısımda şuradan alev geliyor 2 saniye 2 metre bölü saniye hızla. Buradan alev geliyor 2 metre bölü saniye hızla. Birbirine yakınlaşan iki araç gibi düşünün. Dolayısıyla toplamları 4 metre bölü saniye. T sürede 5 metreyi bitirecekler. Buradan da T 5 bölü 4. Birinci süre 5 saniyeydi. Demek ki 1.25 5 daha 6.25 A şıkkı. Ben genelde kesirlerle uğraşmayı sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi benzinliğe gidene kadar arkadaşlar bunun deposunda 4x kadar benzin olsun tamam mı? Benzinliğe gidene kadar ne, ne yapmış bu şimdi? 3 bölü 4'ünü harcamış. 3x harcamış sonra ne kadar kalacak haliyle B'ye geldiğinde x kaldı. x kaldıktan sonra çeyrek depo daha almış yani x daha ekledi. 2x daha bunun benzini var. Toplamda o zaman 3x arkadaşlar kullandı. 2x daha kullandı. 5x kullandığında 240 kilometre yol almış. Demek ki bu x kullandığında arkadaşlar 48 kilometre yol alıyor. Bize 3x kullandığında yani benzinliğe geldiğinde ne kadar harcadığını soruyor. 48 çarpı 3'ten 144 c şıkkı. En kısa gitmesi için bakın şöyle gidecek işte. Burası. Haliyle şöyle gösterelim. Buralar kenar. Şuralar kenar arkadaşlar. Burası da, şurası da, şurası da normal içinden. Tarlanın içi. Dolayısıyla düzgün altıgende şu bilgiyi de hatırlamak lazım. Burası 120 metre ise şu simetri eksen arkadaşlar bunun iki katıdır. 240 metredir. 240'tan 3 tane var 720 metre. Burada hızı saniyede 4 metre. Dolayısıyla 180 saniyede alır. Ve arkadaşlar... Normal yolda da düz giderken orası da 120 çarpı 3'ten 360 5 metre yol alıyor 72 saniye top dakika pardon 250 dakikada 252 dakikada alıyormuş. Şimdi burada arkadaşlar bir kere A duruyor ve 2 saat yol alıyor yani 2V'ye kadar yol alıyor şöyle bir noktaya geldi diyelim tamam mı hızı V olan. Sonra A buradan harekete başladı bunların bir süre sonra aralarındaki mesafe kaça çıkacak 6V'ye çıkacak değil mi? Zaten hali hazırda aralarında 2V var arkadaşlar. Demek ki 4V mesafe artması gerekiyor. 4V mesafe artması için büyük V'den buradaki küçük A'yı çıkaracağız ve T diyeceğiz. Dolayısıyla 4V bölü V eksi A eşittir T oldu. Dediğim gibi 6V değil sakın yani D şıkkı yapan arkadaşlar olmuştur. Zaten aralarında 2V var 4V daha açılmalı diyoruz B şıkkı hızı yarıya iniyormuş arkadaşlar. Yani şöyle diyebiliriz bakın. Burada V ise burada 2V'dir. Burada da 4V'dir. Tersten başlayayım ki hani daha kolay görelim diye olayı. Dolayısıyla arkadaşlar burada 4V'lik hızla T sürede alırsa 2V'lik hızla 2T sürede alır. V'lik hızla 4T sürede alır. Ters orantılı olduğuna dikkat. Dolayısıyla 7T süre 63 saniye oldu. T buradan 9 oldu. Şimdi ne demiş? B ve C noktalarının ortasına bir engel daha konulduğunda D noktasına kaç saniyede ulaşır? T'yi 9 bulduk arkadaşlar. Bir daha çizelim şimdi şu AB arasını. Bakın AB arasında şimdi burada T saniye yani 9 saniyede yol alacak. Sonra BC arasında normalde burayı arkadaşlar 2T hızıyla alacağı için 2T sürede alacağı için 18 saniyede yarısını 9 saniyede, yarısını 9 saniyede alır. Ancak yeni durumda arkadaşlar hız neye düştü? 2V'den burada V'ye düştü. Burası 9 saniyede alacakken V hızıyla, pardon, 2V hızıyla 9 saniyede alacakken V hızıyla artık 18 saniyede alır. Sonra arkadaşlar geliyoruz, devam ediyoruz C ile D arasına. Eğer hızı V olsaydı V olsaydı 4 kere 9 36 saniyede alacaktı. Ancak artık buradaki hız arkadaşlar V bölü 2. Yani 72 saniyeye çıkacak alacağı yol. 72, 18 daha 90. Sonra arkadaşlar şurayı unutmayalım. 99, burası da 9. 108 saniye oldu totalde. Adım adım gidelim. Birincisi arkadaşlar Fatma K noktasına N noktasına geldiğinde, buraya geldiğinde özge K noktasına gelmiş. Yani demek ki M, N arasına ben 2x desem M K arasına 3x diyebilirim. Böylece K, N arasına x kalır. İkinci durumda N noktası, pardon, M noktası artık M noktasına geldiğinde yani 2y kadar yol alsın, tamam mı? Fatma. Özge ne yapıyormuş arkadaşlar? Özge de 3Y gidiyormuş yani N noktasına geliyormuş. Bakın şöyle yapacağız. Geldi buraya. Dolayısıyla 3Y geldi ya. Haliyle 2Y bir tur olduğuna göre arkadaşlar MN arasında ne kaldı? Bakın Y. Güzel. Artık o zaman şunu söyleyebilirim ben. Ee, burada 2Y dediğim şey yolun tamamı. Y yolun yarısı. MN demek ki arkadaşlar yolun yarısıymış. Biz buna demin 2X demiştik. Diğer yarısı da o zaman şuradaki MN 2X olmalı. Buradaki KM'ye ne kaldı? Bakın X. Zaten bizden NAK ile KLM arasındaki uzaklık oranını soruyordu. X bölü x'ten cevabımız 1 geldi. B şıkkı.